Şu an otelde böcek krizi var. F1'de. Hi. İçeriye girdik, kimse yok. Ya. Yürü yürü, şu an bir şey yok be. Canım sıkıldı. Yani. Yok, sıkılmasın gayet. Şimdi Fransa'ya geldik. Airbnb'den oda tuttuk. 265 euro tuttu 3 gece için. Şimdi aracı buraya park ettik. Airbnb'den tuttuk. Sistem şu, aşağıda şifreye giriyorsunuz Airbnb. İçeriye girdik, kimse yok. Burada güvenlik kamerası bizi çekiyor. Böyle bir gişe var. Bir düğmeye falan basacak. Ha, onunla evet o olabilir. Değişik bir otele geldik. Yok mu? Bir sigara içelim o zaman. Bu ne? Ne? Bekleyeceğiz çünkü belli yani. Şey İçecek bir şey istiyor musun? Su mu istiyorum? Çok susadım. Makinenin içi de boş. Otel terk edilmiş gibi, farkında mısın? Evet. Yanlış mı rezervasyon yaptık acaba? Bir gariplik var ama anlamadım. Işıkları açık. Sadece ışıkları açık zaten, başka bir şey yok. Yok, otel boş. Allah Allah. Vallahi. Hiç araç falan da yok. Sadece kapının iki tane masa atmışlar açığız diye. Şurada ne diyor? F1 ibis diyor. İbise mi yönlendiriyor? Ben anlamadım. Dur çevirelim. Zaten ibis mantığında odalar da. İbisler... Tahmin ettiğim gibi oldu. Bu F1 ibisin yan çakma oteli. Daha uygunu verdikleri. Burada resepsiyon tutmuyorlar. Kapıya zaten yazmışlar. İbis'e geliyorsunuz buraya. Buradan rezervasyonunuzu onaylatıp anahtarı veriyorlar. Otelde zaten şifreliymiş. Temizse eğer herhangi problem yok şu anda. Ama bomboş otel. Çok ilginç bir şekilde. Otel orada. Resepsiyonda kimse yok. İbis'e geldik. İbis'te rezervasyon yardımcı oluyormuş. Terk edilmiş gibi. Bir odaya çıkıp bakalım bence önce. Lastik paketini burada tutuyorsun. Yürü yürü, şu an bir şey yok be. Bizde var şu an. Yok yok. Sen şu an kıl kartlığın için. Şu an temiz. Şu an temiz ya. Ha, şifreli odalar. Hı hı. Bura kaç? Buraya yok, burada yok. Diğer taraf. Çok enteresan. O kapıdaki ağaçların üstünden geliyorlar. Evet. Temiz ya içerisi. 108. Şurası. Burası labirent ya. Burada bence. 110 burası. Bence daha güzel. Evet. Gayet güzel, hiç sıkma canını. Senin canın mı sıkıldı? Yani. Yok, sıkılmasın. Gayet güzel otel. Duşlar da burada bir yerdeydi ya. Tuvaletler. Ha, burada. Logo. Böylece. Ha, güzel. Ya kapsül otel gibi yapmışlar açıkçası. Burada ne var? Ha, burası bizlik değil. Yıkılmadıysa iyi. Şöyle yapmışlar. Burada da işte şehri gezerken bilgi veriyor. Paris'e uzaklığı. Paris yok. Arras diyor. Cambridge burası. Bizim kaldığımız yer. Aşağı doğru Paris olmalı.
Tarihi bir yer. Otoban kenarında. Şu an otelde böcek krizi var. F1'de. Yani ufak ufak böcekler var dediği gibi. O yüzden kalamıyoruz burada. Rezervasyonu iptal ettik. Rezervasyonun iptalini kabulünü bekliyoruz. İşte ödediğimiz ücreti geri iade ederlerse kalmayacağız. Etmezlerse de büyük ihtimal kalmayacağız. Otelde muhatap kimse yok. Şu Ibis haricinde. İşte yani oradan rezervasyon yapıp yine buraya gelip kalıyorsunuz. Böyle Ibis'e gelip rezervasyonu burada gerçekleştiriyorsun ve garip bir yer. Arada kaldık. İlk gittiğimiz otelde böcek salgını vardı. O yüzden kalamadık yani. Sibel rahat edemedi özellikle ben de. Airbnb'den tuttuk. Sistem şu. Aşağıda şifreye giriyorsunuz Airbnb'de. Anahtar bu kutunun içinde. Açıyorsunuz. Açtık. Şuradan şifreye giriyorsunuz. 77 kaçtı? 29. Şu an tamam. Evimizin giriş şifresini herkes öğrendi. Yani yayınladığımızda kimse bir şey olmaz. Şifreye girince açıyorsunuz hemen. Anahtarı almıştım zaten. Anahtarı buradan çekiyorsunuz. Tekrar kapatıp şifreyi alıyorsunuz. Sonra da tamamen kişiyoruz. Sonra içeri giriyorsunuz. Yani ilk tuttuğunuz yere göre muhteşem şu an içerisi. Yani işte ise masanız var kahve içebileceğiniz. İlk gittiğimiz yer otel terk edilmiş gibiydi. Yani inanılmaz. İki oda şeklinde yapmışlar. Burası Cambridge mi oluyor? Cambridge. İşte. Cambridge'in merkezinde işte ise şehri gezebiliyorsunuz. Şehir de çok güzel. Hani şehri de zaten gezeceğiz. Çok da güzel bir banyosu var. Yok, gayet temiz. Hiç neyse temiz yani. Diğer yere göre içimiz rahat, anladın mı? Mis gibi bak, bir sürü havlu var. Yani diğer yere göre burası muhteşem. Orada hiçbir şey yapamıyorduk. Güzel. Ya bu şekilde. Şimdi gidip hatta eşyaları getireceğiz odaya. Aslında önce emin olmak istedik odaya eşyaları çıkartmadan. Çünkü aynı şeyle karşılaşabiliriz diye düşündük. İlk rezervasyonu da iptal ettik. Ücret iadesini istedik. Verecekler mi onu da bilmiyoruz açıkçası. Şu. Böyle daha güzel. Şimdi araca gideceğiz. Araçtan eşyalarımızı alıp yerleşeceğiz. Burada toplam 7 oda var sadece bu katta. Toplam 1 tane oda var bu katlarda. Ama gayet güzel, temiz. Yani ilk seçtiğimiz odaya göre çok acele ettik. İlk seçtiğimiz oteli. Orada da çok büyük bir şey yaptık. Şimdi Fransa'ya geldik. Airbnb'den oda tuttuk. 265 euro tuttu 3 gece için. Şöyle güzel eski Fransız evi. Odan iç ama muhteşem. Hani aşırı beğendik. Girişte şuraya şifre girmeniz lazım eğer aracınız varsa. Kapı o şekilde açıyor. Tamamen her şey burada sistem sadece. Kimse sizi karşılamıyor. Odayı tuttuktan sonra hepsi mesaj olarak geliyor. Tekrar buraya şifre girmeniz lazım bu kapıyı açmak için. Tekrar yukarı aracı da buraya park ettik. Şimdi aracı buraya park ettik. Şöyle burada gördüğünüz tüm evler Airbnb'ye ait. Airbnb'den kiralıyor. İçeri giriyorsunuz. Tüm evlerde sistem aynı ama. Kapıda bir şifre. Tabi rezervasyon yaptıktan sonra bu şifreyi öneriyorsunuz. Sonrasında odaya doğru çıkıyorsunuz. Odanızın kapısında bir kilit anahtarı. Anahtarın şifresi var. Onu açınca içinden anahtarı çekip odaya girebiliyorsunuz. Tabi bunların tüm yönlendirmeleri rezervasyonu yaptıktan sonra. Hemen şuradaki de şifresi. Bunların tüm yönlendirmeleri rezervasyonu yaptıktan sonra mail olarak size geliyor. Biz direkt okulun karşısındaymışız bu arada. Onu öğrendim. Herkes Fransızca konuşuyor. Birazdan yukarıya çıkacağım. Gezeceğim hava aydınlıkken. Bakalım bu şehir nasıl bir şey.